Zafer Partisi'yle bir araya geleceğinizi. Barış arkadaş yazdı galiba. Söyledi. Pardon söyledi. Ben okudum da bir yerde, o yüzden yazılıyorum. Var mı böyle yeni bir ittifak arayışınız? Bir üçüncü, dördüncü yani... Yok, beşinci olacak galiba değil mi? Başka ittifaklar dördüncü var çünkü. Dördüncü olacak, üç ittifak. Bir, iki, üç. Bir sol ittifak var. Bir Millet, Cumhur. Dördüncü. Dördüncü ittifak gibi bir şey var mı? Çünkü duyduğumuz kadarıyla Barış Bey'den Ümit Özdağ ile bir araya gelecekmişsiniz. Belki buraya başka katılımlar da olabilir. Ve bu paralelde sorayım. Göçmen meselesinde Ümit Özdağ ile yüzde yüz hemfikir misiniz? O en zor soru. Şöyle, Ümit Hoca ile ben görüştüm. Birçok kez görüştüm. Sayın Muharrem İnce ile görüştüm. Ama bunlar nezaket ziyaretleri. Bizi de ziyaret etti Ümit Hoca. Biz de onu ziyaret ettik, sohbetler ettik, fikir alışverişleri yaptık. Ama şunu açıklıkla söyleyebilirim. İttifaka dair bir şey şu anda net bir şey hiçbir şekilde konuşulmadı. Ama konuşulabilir, kapısı açık. Konuşulabilir. Bu siyasette her şey olabilir. Benim gözlemim itibariyle yine aynı şekilde söyleyebilirim. Vatanperver, milletini seven, toplum için fayda sağlamaya çalışan insanlardır. Bu ülkenin bağımsızlığını öncelikleyen insanlardır. Sizin seçime girme hakkı var partinizin zaten. Tabii bizim 20 yıldır evet. Her seçim seçime girme hakkımız vardı. Bu seçimde de var. Ve biz örgütlü bir yapıyız. Yani 81 ilde teşkilatı olan 930 ilçenin 850'sinde hemen hemen en son aldığım rapor itibariyle örgütlü olan bir yapıyız. Dolayısıyla partilerin de diğer siyasi partilerinde ilgisini çeken. Yani olursa anladığında üçlü bir yeni ittifak olabiliyorsunuz. Muharrem Bey, İnce, Memleket olabilir Partisi. Olabilir diyerek hani bir sinyal vermiş olmayayım. Yani bu toplumda farklı anlaşılabilir. Bu olmaz diyemeyiz. Olmaz da diyemeyiz. Evet ama bu altılı masadan bir birliktelik çıkar mı deseniz buna da olmaz diyemem. Ve altılı masa zaten... Peki altılı masa mesela sizin dediğiniz gibi Mansur Yavaş'ı ve şeyi çıkardı. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birini çıkardı. O zaman siz herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Yani genel seçim itibariyle ittifaklar şu anda Türkiye'nin siyasi bir gerçeği evet. Kaçınılmaz. Ama Cumhurbaşkanı destekleme noktasında seve seve yani hiç şeye girmeyiz. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde eğer bu Mansur Bey veya Ekrem Bey çıkarsa siz görüştüğünüz Zafer Partisi hatta memleket... Onlar adına bir şey diyemem. Şey ama Ümit Bey'in şu zaten şeyini biliyoruz. Söylüyor. O net Mansur olarak Bey söylüyor. O yüzden sordum. Özellikle. Muharrem Bey'den çok emin değilim. Muharrem Bey belki kendi çıkmak isteyebilir. Çünkü olabilir. Aslında bugün o da gelecekti ama bir rahatsızlığı var. Onu haftaya erteledik inşallah. Bir sıkıntı olmasa haftaya onu alacağız. Peki eğer her şey böyle giderse siz Türkiye'de bir siyasi değişiklik bekliyor musunuz? Yani AK Parti yeniden güç kazandı, yeniden kazanabileceği. Nasıl 2023 Temmuz'unda nasıl bir Türkiye öngörüyorsunuz? Baktığınız yerde gençleri tanıyan, gezen, babanızla beraber neredeyse çocuk yaştan beri siyasetin içinde olan birisi olarak nasıl bir şey bir Türkiye görüyorsunuz 2023 Haziran'da? Bugünkü dinamikler böyle devam ederse, kimse bir kendine gelip bir dakika biz ne yapıyoruz demese ne olur? Yani şu manada mı söylüyorsunuz? Ben soruyu tam anlamak için tekrar edeyim. AK Parti tekrar seçimi kazanırsa mı yoksa seçim kazanabilir kazanır mi? Mı? Kazanır mı? Yani. Böyle giderse her şey. Yani altılı masa bu yönde giderse adayını sizin söylediğiniz isimler çerçevesinde belirlemeyip bir sürprizlerle çıkarsa. Bu sürpriz iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilemeyiz tabii. Kemal Bey aday olursa ya da işte bu bir türlü aday belirlenmezse falan. Yani bugünkü minvalde bu belirsizlik toplumda hayal kırıklığı yaratıcı tavırlarla sürerse Haziran sonrasına görüyorsunuz. Ya ben muhalefet cephesinde yer alan bir parti olarak şunu rahatlıkla söylüyorum. Karşımızda çok güçlü bir rakip yok. İstediği kadar güçlü hani şey yaparlar ya, delikanlı gibi yürüyor falan derler yani şey için amiyane tabirle. Böyle güçlü falan bir rakip yok. Seçmen çok genç bir jargonunuz var arkadaşlar. Eyvallah. Seçmenin küstüğü, seçmenin darıldığı, seçmenin tabiri caizse boşandığı bir siyasi yapılanmadan bahsediyoruz. Şimdi boşanmış çiftlerin tekrar bir araya gelmesi zordur biliyorsunuz. Ama o görülmüyor yani şey de değildir bazen olur ya evlenirler. Bazen olabilir evet. Gerçi sonra yine mutsuz olur bir tekrar ayrılır ama. Yine mutsuzluk sonsuz mutsuzluğa evet. Dönebilir. Gerçi şimdi orada da hüküm koymayalım linç yemeyelim. Ya, her şey olabilir. Yani genelinden bahsediyoruz. Arada özel durumlar var ama genelinde tekrar evet. Evlenirler tekrar boşanır gibi duruyor. Evet. Dolayısıyla ben hükümetin şanssız olduğunu düşünüyorum. Seçim alma potansiyelini çok düşük görüyorum. Ama burada dediğim gibi. Muhalefetin adımları çok çok önemli. Yani bunu öngörmek, bunu kestirmek de çok kolay değil. Çünkü muhalefet bazen öyle şeyler yapabiliyor ki. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben bugün AK Parti'nin başında olayım, iktidar alırım. CHP'nin başında olayım, iktidarı değiştiririm.
Kendi adıma, kendime bu kadar güveniyorum. Çünkü halk buna çok hazır. Ya toplum yeni bir şey bekliyor, evet. Yüz bekliyor, yeni bir heyecan bekliyor. Artık bir de şey var. Şimdi biz Türk toplumu olarak monoton hayatı severiz. Ama bir yerden sonra da değişim isteriz. Böyle başlarız, evet, biz oynamaya. Bunu çok gençlerden çok duyuyorum. Evet, bunu. Şimdi 20 yani yıl diyorlar ki daha kürsü gelecek bile olsa en azından bir 20 senedir 20, kız diyor ki ben 20 yaşındayım Fatih abi diyor. Değişiklik istiyorum ben diyor. Bıktım artık. Evet diyor. Yani bu bile yeterli bir sebep. Değişelim ya diyor. Bakın bir ben bir değişik bir şey görüyorum. 30 yaşındayım. Ben 10 yaşındayken bu hükümet geldi. 20 yıldır aynı hükümeti görüyorum. Ve bana sizin haber kanallarınız, sizi tenzih ediyorum. Yani sizi kastederek söylemiyorum da. Gene konvansiyonel medya bana yıllarca şunu anlattı. Koalisyonlardan şunu çektik, tüp kuyrukları. Yok, koalisyon çok... Ya ben diyorum diye. Ki bana ne ya? Bana ne? Ben 20 yıldır tek başına iktidardan... Koalisyondaki büyümeyle tek partideki büyüme arasında hiç fark olmadı Türkiye'de. Mutlaka öyle. Zaten o bir propaganda, onu fark ediyorum ama bu bize işlemiyor zaten. Tamam, bana koalisyonlar ne? Genellikle toplumun bütün kesimlerinde iktidarda olma hissi yaratıyor. Bir de o psikolojik tarafı var. Yani bir ucunda ben de varım tarafı, diye bakıyor. Ben de varım diyor. Dolayısıyla muhalefet çok büyük yanlışlar yapmasa ben 2023 Haziran'da yeni bir hükümetin önünün açıldığını göreceğimizi düşünüyorum. Siz bir yandan da Tayyip Bey'in aday olamayacağını düşünüyorsunuz. Zamanında yapacak bir seçimde. Şöyle, öyle düşünmüyorum. Bence Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız her koşulda aday olmak istiyorsa aday olur. Bunun olur. Önünde Türkiye'de duracak bir güç yok. Güç yok, evet. Ama önemli bir konuya temas ettiniz. Ben hukukçuyum. 4 yıl hukuk fakültesi eğitimi aldım. Hukuk nosyonuna sahibim. Şu iki farkı ayırt etmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'la yarışmak başka bir şey. Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını meşru görmek bambaşka bir şey. Bugün anayasamıza göre, anayasal sisteme göre Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı anayasaya aykırıdır. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Bunu söylerken eski bir anayasa mahkemesi başkanıyla bu konuyu, anayasa mahkeme başkanıyla bu konuyu birebir konuşup mütalaa ettiğim için bu rahatlıkla söylüyorum. Yani bunun hukuki anayasa mahkemesi başkanı da bu fikirde mi? Aynı fikirde. Dolayısıyla bunu meşru kabul etmek bambaşka bir durum ki bence hiçbir parti kabul etmemeli. Ben de etmiyorum. Ama YSK buna onay verdi ve biz yarışacağız. Demek bu başka, başka bir şey. Başka bir şey. Yani fiili durum olarak olacaktır ama yasa olarak olması mümkün değildir mümkün diyorsunuz. Değil. Yani tarihe bunu not düşmemiz lazım. Hı. 2023 seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmaması gereken kişi, kimlik üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı oldu anayasaya rağmen. Bunu tarihe not düşmek zorundayız. Galiba vaktimizi doldurduk mu? 1-2 dakikamız da yok mu? Yapma ya. Peki ben 1-2 dakika çalacağım. Seçimlerden. Diyelim ki bu seçimlerde girdiniz bir dahaki seçimlerde. Kendinizi, kendi siyasi geleceğini nasıl görüyorsun? Yani yavaş yavaş yükselen bir siyasi parti mi, bir şeyini ucundan tutacak mı? Mesela Alev Babacan'dan biliyorum ki, hissediyorum ki Alev Babacan 2023 değil, 2028 seçimlerini kendine hedef olarak almış. Yani orada bir aday olarak çıkmayı planlıyor gibi hissediyorum. Siz nasıl bir siyasi gelecek kendinizle ilgili öngörüyorsunuz? Hemen 2 dakika aldınız, 2 dakikada söyleyeyim. Çok sevdiğim bir konu. Bakın Türkiye'nin 2042'sini bugün şekillendiriyoruz. Bugün attığımız adımlar 2042'nin adımları. O sizin sorunuz. O yüzden her zaman gençlere diyorum, gençler, 2042'yi şekillendiren insanlar 2042'de yok. Bu bizim geleceğimiz. Gelin evet, biz şekillendirelim. O sizin sorunuz. Dolayısıyla ne yazık ki bizim sorunumuz. Allah size de uzun ömür versin. İnşallah beraber çekeriz o İnşallah. Günlerin sıkıntısını. Ben hatırlamam hiç ya. İdare ederiz. Ben şunu hep söylüyorum. 2032'ye geleceğiz. Ve bugün gördüğünüz siyasilerden siz de bir anı defterine belki yazacaksınız. Ben Hüseyin Baş'la işte şu tarihte şu programı yapmıştım diye. Bir tek ben olacağım. Ben yaşım itibariyle, dinamiğim itibariyle, fikrim itibariyle yarının Türkiye'sinde kesin olarak var olacak kişiyim. O yüzden ben bu seçim en fazla zaman kaybederim. Başka hiçbir şey kaybetmem. Ama Türk gençleri bana oy verirse bana oy vermeyecek. Kendilerine oy verecekler. Hep onu çağırıyor. İçimizden biri. Evet. Ve şunu söylüyorum buna. Ben gençlere liderlik yapan bir siyasi parti genel başkanı değilim. Gençlerin içinden çıkmış bir siyasiyim. Böyle bir fark var. Ben gençlerin abisi değilim, amcası değilim, demokrat dedesi kendisiyim. Değilim. Ben gençlerin kendisiyim. Onları anlayan, onların derdini bilen, üniversitede ne yaşadığını ben gayet iyi anlıyorum. Çünkü ben yeni bitirdim. Ben o ortamı biliyorum. Bugünün hani çok örnek veririm. Bir adaya düşseniz yanınıza 3 şey ne alırsınız? Buna 50 yaşında bir insanın, 60 yaşında bir insanın vereceği cevap başka bir şey. Ne alırsınız? Telefon alırım, akıllı. Şarj aleti alırım. Laptop olursa süper olur yanına.
Çünkü adada elektrik olacağını varsayıyorsunuz. Elektrik üretmekle ilgili bazı temel kavramlara hakimiz gençler olarak. Dolayısıyla yani bir metafor aslında bahsediyor. Yani biz buyuz. Biz hani o çıkar cep telefonunu denilen şey bizim lüksümüz değil, bizim ihtiyacımız. Arabalarımız var. Nerede arabamız var ya? İşte uçaktan baktım, araba gördüm. Bu ülkenin %10'unun refahını %90'a pazarlaya bitiremedik. Çok doğru söylediniz. %10 zengin ve ben bu siyaseti yaparken de kendi adıma yapmıyorum ki. Benim de bir ihtiyacım yok. Ama ben çocuğumun 2040'ını düşünüyorum. Gerçekten o bakın yıl 2050, belki uzatıyorum özür dilerim. Benim oğlum benim yaşımda olacak, 30 yaşında. 2050 dünyasına dair şurada oturup yapacağımız hiçbir tahmin gerçekleşmeyecek. Yani çok daha ötesi var. Dolayısıyla o dünyaya hazır bir nesli ortaya çıkarmak için Bağımsız Türkiye Partisi olarak yürüyoruz diyebilirim. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sizi tanıdığıma çok sevindim. Gayet renkli, gayet güzel anlatıyorsunuz. Hakikaten insan size konuşurken gençlerle konuştuğunu hissediyor. Yani diğer siyasetçilerden farklısınız. Kullandığınız jargon bile farklı. Dinlerken ben de sıkıntı yok abi diye söyleyeyim yani size. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.